Merhabalar. Şikayetim 63 yaşındayım. Evet, geçmiş olsun. 24 saatin her anında nabzım yükseliyor 165'e kadar. Sebebi nedir acaba? Soralım. Ertan Bey, bize Bulgaristan'dan mı ulaştınız? Evet. Peki, sevgiler saygılar olsun. Özellikle kalp atışı fazlasıyla gelen sorular, ritim bozukluğuna, nabız ve ritimle ilgili sorular var. Buna da cevap olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Televizyondan takip ediniz efendim. Buyurun hocam. Evet. Nabız ve ritimle ilgili sorulara. Evet, nabız yüksekliği tabii bizim sıkça karşılaştığımız önemli bir konu başlığı. Toplumda mesela bahsettiğimiz hastamızın nabız yüksekliği, elbette bu esnada çekilen bir EKG olmadan çok bir fikir yürütmemiz mümkün değil. Evet. Ama bu hastamız acil servise gitmek zorunda kalmadığına göre, evet, düşüp bayılmadığına göre anlattığı kadarıyla bu hastamızda bir kalp hastalığından ziyade kondisyonel bir duruma bağlı kalp hızı yüksekliği söz konusu. Evet. Yavaş yavaş yükselen, yavaş yavaş düşen bir kalp hızı artışı. Yani 100, 110, 120, 140, 160 gibi. Bizim hastalık dediğimiz, yani bizim müdahale etmemizi gerektiren, belki o az önce bahsettiğimiz yakma işlemini gerçekleştirmemiz gereken veya ilaç tedavisi uygulamamız gereken gerçek anlamda kalp ritim bozukluğu hastalarında çarpıntılar aniden başlar. Yani şöyle oturuyoruz, bir anda çarpıntı başlıyor. Düşünün. Sebepsiz. Evet. Evet. Çoğu zaman tetikleyici bir faktör olmaksızın da oluyor. Dolayısıyla gerçek hastalık diyebileceğimiz ve bir hekime ilaç veya müdahaleli bir tedavi için başvurması gerekir dediğimiz hasta grubu bu. Onun dışındaki çarpıntı sebeplerinde şöyle kısaca bahsetmek gerekirse, genellikle kansızlık bir çarpıntı sebebidir. Guatr hastalığı önemli bir çarpıntı sebebidir. Hastalarımızın bazıları gerçekten panik havasına çok yatkın oluyor. Panik atak önemli bir sebep oluyor. Telaşlı bir yapıya sahip hastalarımızda bu tür 130, 140, 150'ye kadar çok sayıda bir hafta içerisinde mesela defalarca bu tür yüksek kalp hızına ulaşan hastalarımız oluyor. Bu bir sebeptir. Bunun dışında yaşlı kesimde veya kalp kapak hastalığı olan kişilerde rastladığımız atrial fibrilasyon dediğimiz özel bir ritim bozukluğu türü var ki bu genellikle süreklidir. İlaçla sadece hızı kontrol ederiz. Bir de kan sulandırıcı tedavi veririz ki bu hastalarımızın kalbinde bir pıhtı oluşmasın ve felç gibi olumsuz sonuçlara yol açmasın diye özel bir başlık altında incelediğimiz ritim bozukluğu var. Temel faktör burada çarpıntı sırasında çekilmiş bir EKG'nin olması. Hastalarımızdan özellikle bizim istediğimiz şudur. Çarpıntı olduğu sürede acil servise olabildiğince hızlı bir şekilde başvurup bir EKG'yi çekme imkanı olursa bu çok önemli bir veridir bizim elimizde. Hasta çok rahatsızım der ama EKG'sine bakarız, bir ritim bozukluğu değildir. Kondisyonel bir durumdur. Hastamız kondisyonu zayıftır, kiloludur, hareket kapasitesi sınırlıdır. Ama bir şekilde böyle bir şeye mecbur kaldığı zaman kalp hızı 130, 140, 150'ye kadar yükselebilir. Yani hastamızın efor kapasitesi genellikle kalp hızını belirler. Bir sporcu düşünün, bu sporcunun 3 kat merdiven çıkmakla kalp hızında en fazla yüzlere kadar bir artış olurken kilolu, hareketsiz birinin 3 kat merdiven çıkması halinde bu hız 150'leri bulabilir. Bu hastalarımızın az önce seyircilerden çok sayıda kalp yorgunluğu kavramı ile ilgili, evet, soru geliyor demiştiniz. Kalp yorgunluğu diye ifade ettikleri aslında çoğu zaman bu. Kondisyon eksikliği. Ne yazık ki hareket, egzersiz kültürümüz oldukça zayıf. Egzersiz kapasitemiz de dolayısıyla sınırlı oluyor. Evet. Sınırlı bir egzersiz kapasitesine sahip bir kişi olası bir stres durumunda, olası bir egzersiz yapmak zorunda kaldığında ister istemez vücudumuz, kalbimiz buna hızlı bir şekilde uyum sağlayamıyor. Dolayısıyla bunun tek çözümü var. İyi, düzenli, sürekli ve en az bir yarım saat 40 dakikayı bulan
egzersiz alışkanlığını kazanmak. Daha doğrusu bunu bir yaşam stili haline getirmek. Bu çok önemli. Bizim hastalarımız genellikle ister kilo nedeniyle, ister tansiyon, hipertansiyon nedeniyle, isterse de bir kalp hastalığı gelişmesi nedeniyle egzersize başlama önerisi aldıklarında bunu 3 ay, 5 ay yapıp daha sonra bırakılabilecek bir alışkanlık olarak değerlendiriyor. Oysa biz hastalarımıza artık diyet ya da egzersize başla demiyoruz. Bu kavramı yaşam tarzı değişikliği başlığı altında hastalarımıza aktarıyoruz. Yani kalp krizi geçirdiniz, bundan sonra başka bir yaşam tarzına sahip olmanız gerekiyor. Yediğiniz, içtiğiniz, egzersiz alışkanlığınız, belki uyuma alışkanlığınız, hamur tüketiminiz, bunun hepsini tek başlık altında, yaşam tarzı değişikliği başlığı altında biz hastalarımıza ayrıntılı bir şekilde anlatıp öneride bulunuyoruz. Aksi takdirde ne yazık ki sigaranın bırakılması 6 ay sonra sigaraya tekrar başlamayla sonuçlanıyor. Bir takım zararlı alışkanlıklar yine 6 ay sürüyor. Egzersiz yine bir o kadar ancak sürüyor. Hastalarımız bunu geçici bir eylem olarak algılıyor ve kısa süre sonra terk ediyor. Oysa bizim kastettiğimiz yaşam tarzı değişikliği, bu yaşıma kadar böyle yaşadım, bundan sonra şöyle yaşayacağım şeklinde bunu kendilerine kabul ettirmeleri. Bypass olmuş, stent takılmış hastalar bundan sonra başka bir yaşam tarzı sürmeleri gerektiğini baştan kabul etmeleri gerekiyor.